Defak Gıda sunar. Yepyeni bir Doğru Marka programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün ailemizden birisi burada. Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı. Hayati Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi ayağınıza sağlık. Sizi ben gelmeden bayağı bir araştırdım. Zaten ailemizin bir parçasısınız siz de. Çok güzel sorular hazırladım. Herkesin işi düşüyor aslında değil mi efendim? Evet, evet. Çok güzel sorular hazırladım. Hazır mısınız? Hazırsınız. Evet. O zaman önce bir Hayati Odabaşı'yı ben tanıyorum ama seyircilerimiz için bir yakından tanıyabilir miyiz? Peki efendim. Ben 1958 Çankırı doğumluyum. Bir kamu görevinden sonra 95 yılında ayrıldıktan sonra kamudan, emekliye ayrıldıktan sonra ilk önce otomotiv sektörüne başladım. Yine ailemizin ilk markalarından olan yani İhlas ailesinin ilk markalarından olan Kia İhlas Motor'un genel müdür yardımcılığını yaptım ve Türkiye'ye Kia'nın getirilmesi konusundaki faaliyetlerde bulunduk. Hatta çok iyi hatırlıyorum, o zaman insanlara giderdik, Kia dedirttirmeye çalışırdık çünkü insanlar Kay derdi genellikle. Okunduğu gibi, yazıldığı gibi okuyorduk. Evet, Kay derdi. Kia markasını getirdik. Daha sonra 98 yılından itibaren medya sektörüne yine ailemizin çok önemli gruplarından birisi olan TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin reklam genel koordinatöründe Ankara Bölge Müdürlüğü'nde bulundum. Daha sonra ilgili sizi çok sıkıştıracağım. Eski bir üstadsınız. Evet, ne kadar güzel. Hem çalıştığım yerden olur. Süper, süper. Orada reklam genel koordinatörlüğü yaptım Türkiye Gazetesi'nde. Daha sonra 2004 yılından itibaren de sağlık sektörüne geçtim ve Türkiye Hastanesi'nde genel müdür olarak 18 yıldır sağlık sektöründe devam ediyorum. O zaman hemen bir Türkiye Hastanesi'ne buyurun. Bu arada yine çok güzel sizin ailemizden olan TGRT FM'de de 5 seneye yakın İletişim Dünyamız adlı bir canlı yayın programı yapmak nasip oldu. Ne kadar güzel bir konuğum var bugün. Estağfurullah. Şu anda Özel Hastaneler Derneği OHSAT Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet, geçen bir yayınımızda yine onunla ilgili de görüştük. Evet. Çok güzel. Türkiye Hastanesi'ni biraz ben irdelemek istiyorum. Yani çok ciddi bir kuruluş. Ülkemiz için müthiş bir yatırımdı zaten. Bir süreci bize bir anlatır mısınız? Markalaşma süreci, kuruluşu, evet, hikayesi. Evet. Zaten Doğru Marka programında markayı biraz sonra bahsedeceğiz ama markalaşmanın en önemli konulardan birisi olarak ben markanın bir hikayesinin olmasını çok önemsiyorum. Hikayesi olmayan bir isim vererek marka olmak çok çok zor. Evet, marka sabır işidir, sebat işidir, bekleme işidir. Dolayısıyla Türkiye Hastanesi de veya Türkiye Hastanesi esasında arkasında Türkiye Gazetesi'nin hikayesini alarak ortaya çıkan çok değerli bir markadır. Zira rahmetli kurucumuz Doktor Enver Bey'i rahmetle almak istiyorum bu vesileyle. Onun sosyal sorumluluk projesi içerisinde insanlara yardım yönüyle ki İhlas Holding'in bütün maksadı, vizyonu insanlara yardım, Türk insanına yardımdır malumunuz. İşte bu meyanda medya konusundan sonra eğitim ve sağlıkta da yardımcı olmayı istediler ve ilk defa 1991 yılında Türkiye Hastanesi'nin de girişimi bulundular. Peki Türkiye Hastanesi de çok ilginçtir. Bina olarak, fiziki olarak aslında 1891 yılında Sultan Abdülhamit Han tarafından kurulan bir hastane. Müthiş çok bir eski kampüs bir orası. Yani yerleşke müthiş. Bir de öyle bir hikayesi var. Evet, yani şimdi daha da oturuyor şu anda taşlar yerine bence. Bir de öyle bir hikayesi var. Fakat öyle bir hale gelmiş ki 1980'li yıllardan sonra orası adeta bir çöplük haline gelmiş. Bakamamışlar, yapamamışlar. En sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş. Hatta Kia'da genel müdür yardımcısıyken orayı fiktif alan olarak kullanıyordu. Yani o kadar bakımsız bir haldeydi. Ve oraya ihale açıldı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından. Bu ihalede orayı siz fikti falan da yapabilirsiniz, ardiye de yapabilirsiniz, şey hastane de yapabilirsiniz, otel de yapabilirsiniz. Rahmetli Enver Bey'in niyet ama orayı bir insanlara hizmet edecek bir hastane haline getirmek. Yine rahmetli Enver Bey'in çok güzel bir sözü vardır. Niyet hayır, akıbet hayır diye. Niyet buydu ve ihaleye giriliyor. Maalesef Türkiye şu anki bulunduğumuz o 17 dönümlük devasa çınarlık
çınar ağaçlarıyla şeyli olan, tarihi doku olan yer, ismini vermeyeceğim bir yere, demir tüccarının eline kalıyor. Eyvah eyvah. Kanun, ben burayı bilmiyordum. Kanun kanundur. Evet, doğru. Firma geliyor, sağına bakıyor, soluna bakıyor. Oraya tabii bir restorasyon gideri olacak. Diyor ki ya buraya çok para gider. Diyor, ben ihaleyi bırakıyorum diyor. Ne güzel. Ve ikinci sırada biziz. Bize kısmetmiş. Evet, işte niyet hayır, akıbet hayır sözünü o yüzden söylüyorum. Ve o şekilde İhlas Holding'e burası hastane olarak kısmet oluyor. Ve fakat tabii ki o kadar bakımsız olan bir yer birdenbire o modern hastanecilik anlayışıyla ve hastaneciliğin yönetim, organizasyon ve fiziki alan standartlarına uygun hale getirmek için çok büyük yatırımlar yapılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, o restorasyonu yapmak şu anda başka bir yerde bir hastane yapmakla eşit. Eşit değerde olan bir konu. Oraya çok büyük yatırımlar yapılıyor ve şu anki haline getiriliyor. İşte biz o günden itibaren ki 31. seneyi, 30 sene bitti, 31. seneye giriyoruz. Bu değerler içerisinde, bu vizyon ve misyon içerisinde görevimizi ulaştırmaya çalışıyoruz ve insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Ya vallahi çok güzel bir ayrıntı yakalamıştım ben sizinle ilgili. Bununla ilgili bir de yüksek lisansınız var. Butik hastane işletmeciliği ile ilgili. Evet, evet. Yani bu nasıl oldu? Yani hani evet, bu sistemi siz nasıl yaptınız? Bir test konusuyuz zaten, test değil konusu, mi? Test konusu. Türkiye Hastanesi bir test konusu şimdi, aynı zamanda. Benim esas eğitimim işletme. Evet. İşletme. Daha sonra içimde bir uhde olan sosyoloji vardı. İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji lisansı bitirdim. Sosyolog olmayı çok istiyorum. İstanbul Üniversitesi'nden bir. Evet. Sosyolojiyi bitirdim. Ve fakat yaptığım iş sağlık sektörü. Burada da bir yüksek lisans yapmak gereği oluştu. Yüksek lisansa başladım ama tez konusu lazım. Bir baktım sağıma baktım, soluma baktım, zaten tez konusunun içindeyiz. İçindeyiz. Yani Türkiye Hastanesi olarak da gerçekten Mücahit Ören Bey'in talimatları doğrusunda Türkiye Hastanesi'nin yeniden reorganizasyonu yoluyla orada yeni bir yönetim anlayışına geçtik. Ve bu yönetim anlayışını ben butik hastanecilik olarak oluşturdum. Yani diğer hastanecilikle klasik bir yönetim anlayışıyla bizim hastanemiz arasındaki fark şuydu. Geleneksel olarak değil, bizimki para odaklı değil, doğa İnsan odaklı, değerler odaklı. Çünkü biraz önce arz ettiğim gibi bu hastanenin 130 senelik bir geçmişi var. Ta Osmanlılara dayanan bir geçmişi var. Doktor Enver Bey'in bir hikayesi var. Dolayısıyla bu hikayeleri ortaya koyup üzerine de sağlığı koyduğunuz zaman ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Ya, akademik bir makale evet, de var şu anda hastaneyle evet, ilgili. Evet ve orada bazı konuları ters yüz ederek, mesela en basitinden söyleyeyim, aramızdaki fark nedir? Normal, kaldı ki ben şu anda Özel Hastaneler Derneği'nde özel hastaneler OHSAT akademi de var. Orada da iletişim ve pazarlama özellikle hocalığı yapıyorum, eğitimler veriyorum, paneller veriyorum. Dolayısıyla sağlık yönetimi şu anda çok klasik bir şekilde. Mesela en önemli şey nedir? Müşterinizi, hastanızı memnun edeceksiniz. Bütün pazarlamanın özü bu. Aynen öyle. Müşteriyi, bizde de müşteri hastadır. Gerçi hastaya müşteri gözüyle bakmıyoruz, o ayrı ama. İşte bakılan, hastaya müşteri gözüyle bakılan, hasta memnuniyeti odaklı olarak giden bir konu. Ama Doğukan Bey, orada incelik var. Orayı insanlar çok fazla anlayamıyorlar. Burada hasta odaklılık veya hastayı, müşteriyi memnun etmek demek lafla, sözle olacak bir iş değil. Kesinlikle bunu bütün hücrelerinizle beraber, bütün kapınızdaki güvenlikten, otoparkçınızdan, hemşirenize kadar, doktorunuza kadar, nereye kadar uzatabilirseniz hepsinde olması gereken bir, görünmeyen bir marka şekli bu algı. İşte bunu oluşturmak işte zor. İşte buna butik hastanecilik yönetimi diyoruz. Ve biz de bunu yapmak için de en güzel yolu, ilk önce hastayı memnun etmeden önce veya sizin programınızın anahtar kelimesi olan müşteriyi memnun etmeden önce bir kurumun çalışanını memnun etmesi lazım diyoruz. Çok güzel bir yaklaşım. Bakın, çalışanınızı memnun etmedikten sonra hastanızı nasıl memnun edeceksiniz? Müşterinizi nasıl memnun edeceksiniz? Diyelim ki bırakın hastaneyi, siz bir holding veya büyük bir kuruluş sahibisiniz, patronusunuz. Onlarca büronuz var, mağazanız var, binler yüzlerce çalışan çalışanınız var. Onlara nasıl, hangisine, yani dijital
yönetime geçiyoruz da hepsini teker teker takip etme imkanınız yok. Mümkün değil. O zaman sizin oradaki çalışan insanınıza bir misyon vermeniz lazım. Sen bendensin, sen benim ailemdensin diyebilecek bir rutin bir şey vermeniz lazım. Formatlamanız lazım adeta. Vallahi i̇şte ben, bu. Yönetim farkınız ne diye soracaktım. Çok güzel aydınlattınız. Evet. Lütfen buyurun devam edin. Dolayısıyla ilk önce biz çalışanlarımızın üzerinde duruyoruz. Bu yüzdendir ki bütün kurumlarda, sağlık kuruluşlarında sirkülasyon çok fazladır. Bizde ise ben 18 seneliyim. Benden daha eski olan temizlik personeli var. Personelleri var daha çok. Ne kadar güzel. 20-25 senelik doktorlarımız var. Stajyer olarak girip daha sonra evlenip şu anda torun sahibi olan hemşirelerimiz var. Ne kadar güzel. Bu mesela biraz bir önce tesadüfen getirdim ama soruyu sorduğun için şey yapıyorum. Bizim bir reçete dergimiz var. Alabilir miyim? Böyle bir göstereyim ben de reçete dergimiz var ve ortasında da bunu konu edindiğimiz yazımız mı var? Bir hemşire hanımın... Şöyle bir kameraya evet. Göstereyim ben seyircilerimiz için de. Bu dergiye ulaşmak için hastanemizden temin edebiliyoruz. Ücretsiz bir şekilde. Tabii. Evet, şöyle reçete dergimizi ve hastanemizden 30, ücretsiz temin 30 edebiliyoruz. 30 senelik bir dergi. Ve evet, yayıncılıkta 30 yıl. Evet. Bu da müthiş bir şey. Mesela burada da var içerisinde. 25 senedir burada çalışan bir hemşire arkadaşımızın aynı bahçede 25 yıl. Ne kadar güzel ya. Var. Özel okuyacağım onu da. Aynı bahçe sosyal medyadan paylaşacağım hatta. Aynı bahçe içerisinde hemşire arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz de gittiğimiz zaman bir aileyiz. O yüzden Türkiye Hastanesi evim gibi diyoruz. Ne kadar güzel. Ya zaten sıradaki sorum şuydu. Kaliteli hizmet deyince sağlık sektöründe siz ne diyorsunuz? Hani o kadar güzel anlattınız evet. Ki bu anlattığınız şey gerçekten sizin kalitenizi anlattı. Hizmet tarafına geçelim bir de. Peki şöyle ben bir sınıflandırma yapayım. Geçenlerde yine bir panelde çok meşhur bir hastanenin genel müdürü dedi ki bizim en büyük hedefimiz dedi ilaç kokmamaktı dedi. Güzel bir şey. Kesinlikle yani, benim fobim var mesela. Evet, o hastane buyurun. Kokusu derim ben ona. Çok güzel. İlaç kokmamak doğru. Doğru, çok güzel. Ama biz bir şey daha yapıyoruz. İlaç kokmamakla beraber bir şey daha yapıyoruz. Güzel kokmak mı diyelim, güzel bir parfüm mü? O da ne biliyor musunuz? Para kokmamak. Müthiş, gerçekten harika. Evet, para kokmamak. Çok ters köşe oldum şu anda. Evet. Evet, para kokmamak. Biz hem ilaç kokmuyoruz hem de aynı zamanda para kokmuyoruz. Çünkü Doğukan Bey gerçekten bir mobilya mağazasına girersiniz, istediğiniz zaman programlarsınız, eşinizi kolunuza takarsınız, kaç liralık bir şey alayım diye tasarlarsınız, gidersiniz, showroom'u dolaşırsınız, gezersiniz. Beğenirsiniz, beğenmesiniz, alırsınız, almazsınız, çeker gidersiniz. Doğru. Peki hastaneye program yok. Gezmeye gelmezsiniz. Gezmeye gelemezsiniz. Ne kadar para harcayacağınızı bilemezsiniz. Sevdiklerinizden kiminin rahatsız olacağını bilmeniz mümkün değil. Endişe var, korku var, maddi kaygılar var. Doğru. Böyle bir yerde siz neyin pazarlamasını yapacaksınız? Tek bir şeyin gösterebilirsiniz. O da samimiyeti gösterebilirsiniz. Doğru. Güveni gösterebilirsiniz. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Para kokmuyoruz. Ama bunu da biz kendimiz olarak yapmıyoruz. Çok açık söyleyeyim. Bugün ismini çok andım ama anmadan duramayacağım. Değerli kurucumuz, Allah rahmet eylesin, Doktor Enver Ören Bey'in bize verdiği bir hedef var. O hedefi gerçekleştirmiyoruz. O da ne biliyor musunuz Doğukan Bey? Çağırdı ve dedi ki, gelen bütün hastalarımız bizim misafirlerimizdir. Onların önce doğasını alacaksınız, sonra parasını alacaksınız. Dediler. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Dolayısıyla, Allah gani gani rahmet eylesin. Dolayısıyla, amin. İlk önce biz hastamızın önce doğasını almaya çalışıyoruz. Sonra tabii ki para ekonomik olarak olacaktır. Döngünün sağlanması ama için. Ama şurası var, hiçbir zaman para gözüyle bakmıyoruz. Ki bunun da yönetimsel olarak da işletmeyi kurguladığınız zaman nasıl para koktuğunuzda o yönetimsel durumunuzdan da oluşabilir. O kısma girmiyorum. Evet, öyle doğru. Bir sistem oluşturursunuz ki siz para odaklı olarak şey yaparsınız. Ama bizimki tamamıyla doğa ve güven odaklı. Ve hiç kimse de ben para vermem diye kaçıp gitmiyor. O samimiyeti, o ilgiyi ve o güveni gördüğü zaman muhakkak surette parasını da veriyor. Parası olmayan gidiyor daha sonra tekrar getiriyor. Geliyor. Halkımız çok değerli bir millet. Kesinlikle katılıyorum. Kadir Şinas efendim. Kesinlikle.
Peki yenilikler neler getirdik biz Türkiye Hastanesi olarak? Sağlık sektörüne de olabilir. Bence hizmet sektörü diyelim buna yani. Şöyle söyleyeyim efendim. Sağlık sektörü şu anda dünyada gerçekten vazgeçilmez gıda sektörüyle beraber benim kanaatime göre. Kesinlikle. Savaşta olsa, Covid'de olsa, pandemide olsa her zaman için önde olması, önde olan ve bütün ülkelerin finansal sürdürülebilirlik ve halkının da erişebilirliği açısından en zor ve kompleks bir sektör. Evet. Şu anda bütün dünyanın halletmeye çalıştığı bildiğiniz gibi sağlık sektörü. Gireyim mi pandemi konusuna? Sorayım mı bir iki şey? Tabii. İsterseniz hemen sorun. Pandemiyle ilgili biz ne gibi önlemler aldık? Nasıl faaliyetler gösterdik? Şimdi tabii ki pandemi konusu Türkiye'de öncelikle şunu söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'de çok iyi kontrol altına alınmış, sürdürülebilir hale getirilmiş. Süreci güzel yönettik. Ve dünyada örnek olabilecek olan bir haldeyiz şu anda COVID döneminde. Ne kadar güzel. Bunu şundan dolayı başarabildik. Kamusuyla, kamunun altyapısıyla ve en önemlisi hemen hemen Türkiye'deki sağlık sektörünün %30'una kapsayan özel sağlık sektörüyle el ele, kol kola, omuz omuza hareket etmesiyle oldu bu. Biz de özel sektör olarak gerçekten devletimizin yanındaydık, milletimizin, halkımızın yanındaydık ve aşılamadan tutun da COVID tedavisinden tutun da yoğun bakımından tutun da her şeyle devlette senkronize bir şekilde çalıştık. Mesela Türkiye Hastanesi olarak ben hatırlıyorum ilk yaptığım iş ayrı bir, o zaman çünkü COVID'in ne olup ne olmadığını da bilemiyorduk. Doğru. Mart ayından bahsediyorum. Mart 2020 yılının başında bir düşman gelecek ama gökten mi gelecek? Nereden gelecek? Sağdan hangi mı gelecek? Cephe? Sol, hangi cepheden gelecek? Nasıl öldürecek? Hiçbir şey bilinmiyor. Biz hastanede adeta böyle bir savunma şeyine geçtik ve bir tane binamızı COVID binası olarak ayırdık. Uyumadan bu arada çalıştınız. Tabii ki biz binamızı ayırdık diyoruz. Türkiye Hastanesi sadece bir binadan müteşekkil değil. Evet. Çok açık söyleyeyim. Ben bile kaç tane bina olduğunu sayamıyorum. Ya ben şunu söylemek istiyorum seyircilerimize özellikle. Hastane sağlığınız için tabii ki her zaman ziyaret edebilirsiniz ama bence gezmeye gitmelisiniz. Evet, çok güzel. Ya müthiş bir kompleks. Yani evet. Hani eski tarihi bina. Hatta ben ilk geldim sizleri ziyarete. Dedim ki buraya üniversite yapalım. Çok tam güzel. Kampüs çünkü. Evet. Üniversite gençliği için müthiş bir kompleks yani. Buyurun lütfen devam evet. edin. Dolayısıyla büyük bir kompleks. Çınar ağaçları altında ve oturma alanlarımız, kafeteryamız, çaylar bedava. O çok güzel bir ayrıntı ya. Bence evet. Yani bir hasta yakını olarak da gelseniz, hastalığınız için de gelseniz çayın ücretsiz olması kadar samimi bir şey bence yok. Ya gerçekten tebrik ediyorum bunun evet, için. Evet. Bu da yalnız ben üzerime alamayacağım bu teşekkür. Rahmetli Enver Bey'in vasiyeti sağ olsun. Ve gerçekten günde binlerce bardak çay veriyoruz. Helal olsun şey itibariyle. Bundan çok memnun oluyoruz. Ama bu misafirperverliğin bir ifadesidir efendim. Herhangi bir yere gittiğiniz zaman çay içer misin derler insana değil mi? Türk insanı. Aynen öyle. Çay biz de o çay veriyoruz. Ya dostluktur. Çay, tabii sohbettir. Biz de o çay veriyoruz. Çünkü bunu şundan da görüyorum. Bazı büyük hastanelerde gidiyorum. Çok büyük paralar ameliyat için, tedavi için veriyorlar. Aynen. O koymuyor insanlara. Ama o çay parası. Ama oranın kafeteryasına inip de bir fincan çaya X lira kadar verdikleri zaman ya bu kadar olur mu diyorlar ve memnuniyetsizlik içerisinde gidiyorlar. Kesinlikle. O yüzden biz de çayları da hastalarımıza, hasta olsun, gezmeye gelsin. Hatta o kadar ilginç ki, müsaade ederseniz bunu anlatmana geçemeyeceğim. Gülebilirsiniz bu konuda gerçekten çok şey. Yanımızda bazı siteler var. O sitelerin çaya bayanları, geliyorlar. O sitelerin bayanları günlerini bizim bahçede yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Hoş geliyorlar, ne güzel. Hemen kısa bir araya gidelim, geri dönelim. Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerleyiz. Defak Gıda'nın sunduğu program devam edecek. Defak Gıda'nın sunduğu program devam ediyor. Yeniden sizlerleyiz. Evet Hayati Bey, sağlık turizmi. Şu anda ülkemiz adına bence güzel yatırımlar yapıyoruz. Ve iyiyiz galiba, değil mi? Benim şöyle söyleyeyim. Buyurun. Türk sağlık sektörü dünyada en önemli hem tedavi açısından hem de erişilebilirlik açısından aynı zamanda finansal sürdürülebilirlik açısından en önemli yerde. İlk sağlık sektörüne başladığım zaman 2004 yılında Yeni Sağlıklı Dönüşüm Projesi diye bir proje başlanmıştı 2003 yılından itibaren.
8-10 maddelik çok muazzam bir radikal kararların alındığı bir alan ve o şu anda 2003'ten itibaren gerçekten adım adım uygulanıyor ve çok iyi bir yere geldik. Sadece şurasını söyleyeyim, sağlıkta dönüşüm projesi uygulanırken bizim, ben toplantılara katılıyorum, o toplantılarda şey yapıyorlar, acaba Türk sağlık sistemini X ülkenin mi, Y ülkeye mi benzetelim, benchmarking yaparak kimle benzetelim diye tartışılırdı. Şu anda geldiğimiz nokta bir biz Türk usulü sağlık sektörü sistemi oluşturulmuş durumda ve yurt dışındaki ülkeler bize geliyorlar, Türkiye'ye geliyorlar. Siz bunu nasıl becerdiniz diye. Bizi referans alıyorlar. Tabii değerli dinleyicilerimiz, başında geçen bazı sahada geçen bazı problemler muhakkak surette olacaktır. Ama sağlık sektöründen bahsediyoruz. Hemen hemen 1 milyon 100 bin kişinin çalıştığı, işte hemen hemen kaç bin tane hastanenin ve sağlık kuruluşlarının olduğu bir büyük bir devasa bir kuruluştan bu işin parası var, tedavi kısmı var, teçhizat kısmı var. Üçüncü partlar var ya, bir sürü çok şey çözüm var. Ortaklar var. Dolayısıyla ufak tefek tabii ki bazı problemler olacak ama majör manada çerçeve manasında gerçekten çok başarılıyız. Ve ülke bu, ekonomisine de çok ciddi bir katkısı var çok ama. Çok ciddi katkısı var. Ve bu başarı belli bir süre sonra bu sürdürülebilirliği ve tedavi sistemini hem finansal yönden hem erişim yönünden sağlayamayan ülkelerdeki kişiler de bizim ülkemize akretmeye başladılar. Hemen hemen 10 senedir diyebiliriz bu şey itibariyle ama son 3-4 senedir artık bu COVID'in bazı engellemeleri oldu. Ama 2023 vizyonunda da, Türkiye Cumhuriyeti 2023 vizyonunda da sağlık turizminden 1,5 milyar turiste 10 milyar dolar civarında bir hacimle hedef konuldu. Çok büyük bir alan bu. Ben bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Şu anda Covid'den dolayı revize edilecek. Diyorsunuz. Çünkü iki senede çok önemli bir kaybımız vardı. Çünkü uçaklar kalkmadı, şeyler yapıldı. O yüzden şey yapıldı. Ama böyle bir hedef var. Bu hedefe de özel sektör olarak tamamıyla özel sektör olarak çok açığız. Bütün yapılan hastanelerimiz, yeni yapılan hastanelerimiz sağlık turizmi konseptinde açılıyorlar. Buna ait bizim Türkiye Hastanesi büyük, devasa bir hastane değil, orta ölçekli bir hastane. Ama biz de şöyle söyleyeyim, ciromuzun %20'ye yakınını ve hasta sayımızın da belli bir kısmını sağlık turistlerinden kazanıyoruz ve onların tedavisinde bulunuyoruz. Bu açıdan da 10 kişiye yakınlık bir sağlık turizmi ekibimiz var. İngilizce, Arapça bilenler, Fransızca bilenler, call center'ımız var, refakatçılarımız var ve onlar da gerçekten geliyorlar. Çok memnuniyet içerisinde yurt dışında, özellikle Avrupa'yı kastediyorum, Avrupa'daki fiyatların üçte birine, çok daha ekonomik, üçte birine ekonomik olarak hem sağlıklarını, sağlık tedavilerini yapıyorlar hem de İstanbul gibi çok güzel bir yerimizi, şehrimizi geziyorlar. Dolayısıyla böyle aynı zamanda dolayı da bir etkimiz oluyor. Vay, harikasınız. Çok sorun var da zamanımız kısıtlı. Sizin eski bir üstad, hatta hala bir üstad, eski yanlış kelime ama Doğru Marka programımızın bizim bir amacımız var. Doğru marka nasıl olmalı diye soruyorum konuklarıma. Evet, evet. Bunu iletişimci kimliğinize soruyorum evet. Özellikle. Evet. Hadi bakalım biraz benim sorularıma geçelim. Evet, evet. Marka 2000'li yıllarda 98-2004 arasındaki medya sektöründe, reklam sektöründe olduğum zaman en sevdiğim konulardan bir tanesi. Hatta o zaman 2000 yılının da genel durumuyla itibariyle Türkiye'de medya piyasasında ve pazarlama piyasasında bizim topraklarımızdan niye bir marka çıkma diye seminerler düzenlenirdi. Hatta buna ait de bir kitaplar da yazıldı. Hatta isim vermiyorum şey itibariyle. Güven Bey'in, Güven Borçan. Evet, Güven Bey'in de bir marka kitabı çıkmıştı o zaman, çok sükse yapmıştı. Hatta Morinek kavramı çıkmıştı. Evet, doğru. Hatırladınız mı bilmiyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Aslında bakalım marka yani. Morinek demektir. Yani kesinlikle. Marka damgalan bir çiftlikteki binlerce ineğin bulunduğu bir çiftlikte damga, bazılarının damgalanmasıdır. Farklılık oluşturacak. İşte o sırada Morinek olabilmektir. Onca rekabet içerisinde, onca her şeyin benzeştiği, ürünlerin benzeştiği, hizmetlerin benzeştiği yerde mor inek olabilmektir. Yani yüzlerce inek arasından o mor ineği seçebilmektir. Bunu nasıl becereceksiniz? Esas problem bu. Bu sadece parayla mı olur? Bu sadece
güzel bir isim vermekle mi olur? Bu sadece çok iyi reklamla mı olur? Hiçbirisiyle, iyi bir kaliteyle mi olur? Hiçbirisiyle tek başına olmaz. Bir bütün olmalı. En başında, sohbetimizin başında söylediğim gibi ilk önce bir hikayesi olacak efendim. Hikayesi olacak. Siz hikayesiz bir şekilde bir marka oluşturursanız o hikayeyi yazacak kadar beklemeniz lazım. Sabretmeniz lazım. Para harcamanız lazım. Reklam yapmanız lazım. Kaliteyi artırmanız lazım ki elle gösterilebilirsiniz. Buradaki sabır süresini de lütfen söyleyin ama. Çünkü şimdi günümüzde ben bir video paylaştım, ünlü oldum. Deep marka oldum diye çıkıyor. Gerçek. Markalarımız ya da kişiler. Efendim bu sektöre göre değişmekle beraber onlarca yıldır. Değil mi? Bakın bizim Türk ülkesinde en fazla inşallah bunda sonra çıkacak. Türkiye'de bütün markaların ve şirketlerin genel şeyine bakılır biliyorsunuz. Çok önemli bir şeydir. Kaç senelik köklü diye bakılır, köklü firmalara bakılır. En fazla 2 kuşak, 3 kuşak vardır. Ama Avrupa ile ben kıyaslama yapmak hiçbir zaman istemiyorum. Çok şükür evet. Türkiye'miz şu anda eksik olan hiçbir şeyimiz yok. Ben öyle bir öğrenilmiş çaresizlik içerisinde değilim. Bunu parantez içerisinde söylemiş oluyorum. Ama orada markalar, yüzyıllar süren markalar var. İşte burada bizim Türk insanının biraz genetiğindeki sabırsızlık devreye giriyor. Ticaretin de getirdiği. Sabırsızlık giriyor. Ben paramı koydum, hemen olmuyor bu iş. İlk önce dolayısıyla hikayesi olması lazım. İkincisi sabır olması lazım. Üçüncüsü de yatırım yapacak. Reklamını yaptığınız, tanıtımını yaptığınız ürünün veya hizmetin kalite açısından altı dolacak. Hatta şöyle bir sözüm vardır ben bir yerde okumadım, bana aitti. Kötü mal veya kötü hizmetin çok iyi reklamı o firmayı batırır. Doğru. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Bunu kullanacağım ben. Bakın çok önemli. Hizmetiniz iyi değil, malınız iyi değil ama çok iyi bir reklam ajansıyla anlaştınız. Parayı bastırdınız. Çok iyi bir radyo, televizyonlarda, billboardlarda, outdoor'da reklamlarınızı yaptınız. Peki müşteri geldi size. İçerisi boş. İçi boş. Evet. Bulamadığı takdirde o zaman bu size tamamıyla yolsu elektrik faturası olarak fazlasıyla dönecektir. Fazlasıyla dönecektir ve şirketin batmasına sebep olacaktır. Hatta sizlerin yaşı biraz şeydir. Ben de bilmiyorum. Benim de yaşımdan önce meşhur bir jil çorapları vardır meşhur. Evet, çok şeyler. Reklamsal olarak hatırlıyorum eski reklamlardan. Hatırlarsınız. Ben yaşım müsait değil. Çok eskiden işte açılın, atın bütün çoraplarınızı jil geliyor diye. Çok meşhur bir marka varmış. Ama sadece reklam varmış. Sonradan insanlar o çorapları almışlar ki kötü. Bir anda tek kullanımlık. Tek kullanımlık atılmış. Ya süremiz kısıtlı olduğu için biraz hızlı hızlı gideceğim. Son 5-6 dakikamız. Buyurun. İletişim, şu özellikle kitabınızı sormak istiyorum. İletişim evet. Kaç derece olmalı? Evet, iletişim 360 derece olmalı. Evet, bunu ben yakaladım az önce. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Benim için de imzalamışsınız. Estağfurullah, tabii. Çok sağ olun. Yani sağ kitabınızı da yine şöyle göstermek istiyorum seyircilerimize. Bulabildiğiniz yerde bence hemen tedarik edin ve iletişimin 360 derece olmalı. Hayati Bey'in kaleminden okuyun. Bir de ikinci baskısı, bu 6. baskısını yapan bir yayınlanmış kitap 2008'den itibaren. Bir güzel. De İletişim Dünyamız diye başka bir yayın evinde çıkan ikinci baskı yapan diğer bir kitabım. Onu da istiyorum. Var inşallah. Tamam, onu da istiyorum. Evet. İletişim 360 derece olması lazım. Olduğu gibi marka da 360 derece aynen. olacak. Aynen. Kısa kısa hemen şunlara da cevap alayım da yarım kalmasın. Sektörün geleceğini nasıl görüyoruz? Sağlık sektörü çok değişik bir yere gidiyoruz çünkü. Biraz önce arz ettiğim gibi sağlık sektörü her zaman için insan olduğu sürece var olacak olan bir sektör. Ama şu anda sağlık sektörü dijitalleşmeye doğru bir adım atıyor. Dijitalleşmedeki yerimiz nasıl? Evet, evet. Dijitalleşmeye doğru atıyor ve Dijital hastaneler şu anda geleceğin hastaneleri. Çok açık söyleyeyim. Bunu da gönül rahatlığı içerisinde söyleyeceğim. Belki dinleyicilerim çok optimist diyebilir ama ben optimist olmayı seviyorum. Bardağın dolu tarafını ama sağlık görmeyi sektörü seviyorum. Bunu gerektiriyor evet, bence. Evet, onu gerektiriyor belki. Şu anda Türkiye'de sektörler içerisinde dijitalleşmeyi en fazla becerebilmiş ve dijitalleşmeye en yakın olan sağlık sektörü. Kesinlikle. Çünkü özellikle pandemide. Çünkü
İster istemez şu anda bunda Sağlık Bakanlığı'nda hakkını yememek lazım. Gerçekten Sağlık Bakanlığı dijital hastaneler konusunda ve özellikle hastaların verilerinin analizi ve onların geri dönüşümü konusunda muazzam programlar ve inovasyon programlar oluşturdu. Biz bunu 10 senedir yapıyoruz. 2010 yılından itibaren dijitalleşme başladı ve şu anda biz orta ölçekli bir hastane olarak siz gelseniz bize ne yaparsanız yapın, ödediğiniz paradan, yaptırdığınız tetkiklerden, çektiğiniz MR ve BT'lerden yaptığınız her şeyi anında biz yapıyoruz ve anında e-nabız ve medula sistemine ve diğer sistemlere PAK sistemiyle gönderiyoruz ve muazzam bir bilgi depolama şekli oluyor. Ve bunun sonucu da kağıtsız bir hastane gelecek şekilde dijitalleşme. Şu anda hangi durumdasınız dediniz ya, biz başka durumda olmak gibi bir imkanımız yok. Çünkü mecburen o raporları Sağlık Bakanlığı'na veya geçiyoruz. İlgili programlarla entegre olmak zorundasınız. Ama ayrıca tabii ki uzaktan e-tıp, teletıp şekliyle bazı projelerimiz de var. Buna ait de hatta şu anda ayrı bir şirkette, holding olarak da ayrı bir şirket sağlık yatırımları üzerinde kurmuş ve Ar-Ge çalışmalarımızla devam etmek üzereyiz şu anda. Sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorsunuz. Yani özellikle ben pandemide takip ettim. Doktorlara ulaşma olsun. Evet. Web sayfamızdan doktoruma sor gibi bir uygulamanız vardı. Anında böyle tık tık tık. Evet. Gerçekten müthişti. Bence dijitalleşmede çoğu hastanenin önündesiniz de. Yani bunu çok şükür. Özellikle bu arada, söylemek bu arada gerekiyor. Sosyal sorumluluk projeleri olarak da Türkiye Hastanesi'nin kuruluş amacına binaen gerçekten Darül Acize ile çok iyi bir şeyimiz var. Yaşlı Dostu Hastane yönüyle çalışmalarımız var. Bu arada Yaşlı Dostu Hastane'yiz. İkincisi evet. Bebek Dostu Hastane'yiz. Şu anda Anne Dostu Hastane olmanın çalışmalarını yapıyoruz. Bunların hepsi ayrı ayrı sertifika programları. Biliyorum. Yani uymanız ve gerekiyor. Zor bir program bunlar. Ve daha da bir tane daha dost şeyimiz var. Çevre Dostu Hastane'yiz. Şu anda bir yeşilin içinde zaten. Şeyle onun haricinde her doğan çocuğa bir tane fidan bağışlıyoruz biz. Ya ne kadar güzel. Gerçekten her çok, doğan çok çocuğa hemen hemen 3 sene oldu. Her doğan çocuğa bir fidanı biz bağışlıyoruz ve onun adına sertifikasını veriyoruz. Bir ana ormanımız da çevre olacak. Çevre Dostu evet, Çevre Dostu Hastane'yiz. O zaman son sorum. Hastanemizin büyüme politikası nasıl olacak? Evet. Bence en önemli soru buydu. Evet. Sağlıkta büyümek önce çok iyi bir finans gerektiriyor. Tabii ki. İkincisi çok iyi bir ekipman gerektiriyor. Doğru. Dolayısıyla büyümek şu anda gerçekten zor ama Sayın Mücahit Ören Bey'in yönetim kurulu başkanımız Mücahit Ören Bey'in talimatlarıyla İhlas Holding sağlıkta büyüyecek. Ve bu konuda şu anda Türkiye Hastanesi'nin önce İstanbul'da 2 şube, daha sonra da Anadolu'daki merkezlerde olmak üzere şubeleşme, daha doğrusu zincir hastaneler kurma yönündeki çalışmalarımız hızla yürüyor. Hadi hayırlı olsun. Sadece bu kadar söyleyeceğim. Tamam, o zaman sürprizleri bekliyoruz. İnşallah. Vallahi ayağınıza sağlık. Çok sohbet teşekkür. Çok güzeldi. Keşke bir yarım saatimiz daha olsaydı. İnşallah. İkinci programı yaparız. Evet, aynen öyle. Çünkü marka üzerine daha çok konuşmak istediğim şey var. Evet. Sizden çok öğreneceğimiz şey var. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Doğru Marka programımızda bugün Hayati Odabaşı'nı, Türkiye Hastanesi Genel Müdürünü konuk aldık ve müthiş bilgiler edindik. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın. Defa Gıda sundu.